Doğal Yaşam Kocaeli Kandıra'da bulunan Narköy Çiftliği'ni ekranlarınıza getirmeye devam ediyor. Narköy Çiftliği bir organik tarım çiftliği olmasının yanı sıra bir eko eğitim ve ekoturizm merkezi olarak benzerlerinden ayrılıyor. Coğrafyasına saygılı, yöresel ve çağdaş bir yaşam ve eğitim merkezi. Mart ayında bu arazi alındığında bir ay gelemedik. Bir ay sonra gelip eski metruk çiftlik evini topladık ve orada yaşamaya başladık. Yalnız hatta daha 4 gün orada yaşayabiliyorduk. 3 gün gidip şehirdeki görevlerimizi yapıyorduk. İlk tarım biraz önce söylediğim gibi bu ahırın önü bulmaz hiçbir yoktu. Burası, şurası ve kuyunun orada yaptık. Ekim ayında da dediğim gibi buğdayları ektik. O zaman sadece yanımızda gelip giden kedilerimiz vardı. İlk başta yine size bir çiftlikte doğduğumu söylemiştim. Aynı sistem ve doğadaki sistem kurallarına uygun. Çok farklı değil. Yabancı bir malzeme yine girmedi. Ama hayvanım olmadığı için gübrem yoktu. Doğal dediğimiz zaman teknolojiyi reddetmek yok bu işin içinde. Teknolojiyi doğayla uyumlu kullanmak var. Gereksizce almak, atmak, gereksiz müdahaleler yok. Gerektiği kadar kullanmak. Şimdi biz önce bir çapa makinesi aldık tabii ki ama güçlü bir çapa makinesiydi. Hatta biraz bir şeyler bile taşıyabiliyorduk. Bir sepet takabiliyorduk. O çapa makinesini kullandık. Büyük tarla sürümlerinde köyden arkadaşlarımız geldiler tarlamıza. Örneğin buğday için onlar sürdü. Daha sonra traktör aldık. Bu teknolojinin seçimi çok önemli. Mesela eşim hep çok büyük Çukurova'daki gibi traktörlere bakıyordu. Benim babam traktör satardı. Biraz da sanayi çocuğuyuz. Buraya daha denli, güçlü bir traktör gerekiyordu. Gördüğünüz traktörü kullanıyoruz. Ondan sonra mibzerimizi aldık gibi gibi. Sırası geldikçe teknolojiyi doğru kullanacak şekilde çok düşünerek, çok seçerek aldık. Narköy bizleri küresel düşün, yöresel hareket et felsefesiyle doğadan öğrenmeye, yararlanmaya ve yaralarını sarmaya çağırıyor. Organik tarım ve permakültür ilkeleriyle tarım yaparken bunun yaygınlaşmasını ilke edindik. Yani sadece bizim bunu yapıyor olmamızın dünya üzeri için çok ciddi bir faydası da etkisi de olamaz. Bu iş yaygınlaşırsa dünyamız için hayırlı olur. Gerçekten permakültür zaten sürdürülebilirliktir. Sürdürülebilir bir yaşamın devamı ancak bu şekilde mümkün olur. Biz örnek olmaya gayret ediyoruz. Bu işin yaygınlaşmasını sağlamaya gayret ediyoruz. O yüzden bütün çalışanlarımız yakın köylerden, burada gerek Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın, gerek diğer kurumların bu konularda her örnek alacağı noktada yine biz varız. Misafir ediyoruz, gösteriyoruz, anlatıyoruz, konuşuyoruz. Bunun dışında kendi bahçeni kendin kur gibi, permakültüre giriş gibi, permakültür okur yazarlığı gibi pek çok eğitimi de bu çiftlikte sunuyoruz. Dolayısıyla insanlar bu konuyu daha fazla incelesin, öğrensin ve bunu öğrenirken de bunun yapıldığı, hayat bulduğu bir yerde öğrensin ki hani aklımız gözümüzdedir deriz. Bunun yapılabilir olduğunu, kendisinin de bunu yapabileceğini görsün ve müteşebbis olabilsin bu noktada. Şimdi öğrettiğimiz bir başka tarım uygulaması olan dikey tarımdan bahsetmeye çalışacağım. Biliyorsunuz dünyada her şeyin fabrikası var, toprağın yok. Ve toprağımızı hızla ev yaparak, yol yaparak, baraj yaparak namütenahi şekilde kaybediyoruz.
hatta topraktan geçinen çiftçi dediğimiz insanlarımız da ne yazık ki zehir kullanarak, kimyasal gübreler kullanarak toprağın canlılığını mahvediyor. Onlar da canlılığını kaybetmiş, şifalı ürünler yetiştirilebilen topraklar olmaktan çıkarıyorlar. Öyleyse toprağımıza mutlaka çok iyi sahip çıkmamız lazım. İşte dikey tarım bu alandaki boşluğu dolduruyor. Yani daha az alanda daha verimli tarım uygulamalarını permakültür ilkeleriyle yaparak 7 milyar insanın doyamayacağı söylenen dünyada 100 milyar insanı bile doyurabileceğimizin canlı bir kanıtı. Düşünün ki 1 metrekare yerde 4-5 tane çilek yetiştirebiliriz. Ama burada bu dikey tarım aparatında 240 tane küçük cep var. Yani fidelerimizi koyup yerleştirip orada ürün almaya başlayabileceğimiz. Dolayısıyla 1 metrekare yerde 4-5 tane çilek yetiştireceğimize 240 tane yetiştirebiliyoruz. Bu mühim ve çok önemli bir şey çünkü hemen hemen 40-50 misli ürün demek. Dolayısıyla yani 7 milyar insan başka türlü doymaz diyerek GDO'luya, hibrite muhtaç ve mahkum değiliz. Zehirli ve kimyasala muhtaç ve mahkum değiliz. Onu gösterdiği için bizim için çok önemli bir örnek. Her birimizin mutlaka balkonu vardır en azından. Yani bir bahçemiz yoksa, damımız yoksa bir balkonumuz vardır. Balkonun bir köşesine böyle bir şey koyabiliriz. Balkonumuz çok darsa bunun daha küçük ve ortadan kesik gibi az, çok daha az, 25-30 santimetre kare yer kaplayacakları var ki bunlar duvara da monte edilebiliyor. Yani duvarınız canlı, yaşayan, size şifalı ürünler veren bir bahçe haline gelebiliyor. Dolayısıyla bir tanesinde salata bitkilerinizi üretebilirsiniz. Bir başkasında salatalık, fasulye, barbunya gibi şeyler üretebilirsiniz. Böylece şehir insanı kendi evinde sağlıklı ve taze gıdasına da sahip olma imkanı bulur. Öbür taraftan bu iş insanın güzel bir şeyle meşguliyeti bir rehabilitasyondur da ruhumuzu dinlendirir. Buna çok ihtiyacımız var şehirde. Şehrin kaosu, zamanı üyüten çarkı bizi bunaltıyor. Halbuki böyle güzel bir uğraş ve faydalı bir uğraş hem bizi ruhen dinlendirir hem de gerçekten hiçbir zararlı kullanılmadan, zehir kullanılmadan, kimyasal kullanılmadan hatta uzun süre tazeliğini korusun diye başka maddeler kullanılmadan tertemiz, şifalı ürünlerle yemeğimizi yapıp, salatamızı yapıp keyfimize bakabiliriz. Bakımı nasıl peki? Bakımı bunun çok daha kolay. Tarlada olduğunda sık sık çapalamak, yabani otları temizlemek filan gibi de çok işimiz var. Ama bunda su girişi var. O su girişine bağladığımız hortum, iki tane de vana görüyorsunuz. Bir tanesi bunun içerisinde damlama sistemi var. Bir tanesi de yukarıda yağmurlama sistemi var. Hani şehirde bazen çok fazla egzoz gazına muhatap oluruz veya sanayi yakındır. Bir kısım baca gazlarından muzdarip oluruz. Hatta diyoruz ya asit yağmurlar oluyor. Yani öyle olduğunda da ondan şüphelendiğimizde, havayı kirli hissettiğimizde de günde iki defa yarımşer dakika yağmurlamasını açarak her gün birkaç defa yıkanmış pırıl pırıl gıdalarımızı tüketiriz. Narköy, doğanın bilgeliğinde manevi bir merkez. Doğadan aldığı ilhamla ziyaretçilerini içsel yolculuğa çıkarıyor. Narköy'ün nar annesi, doğadan kazanacağımız davranışların bizlere yeni bakış açıları kazandıracağını öğütlüyor. Bu bilinci uyandırmaya çalıştırdıkları eko eğitimi ezber bozan olarak niteliyor ve ekliyor. Burada herkes öğrenci, herkes öğretmen. Bakın, ben size hikaye anlattığım gibi bu bir eğitimdir aslında. Mesela ekip olma eğitimi yapıyorum. Doğadan modellenmiş ekip olmak, doğadan öğrendiklerimizle bizim hayatımızı kazandığımız yöntemlerden biri.
doğaya zarar vermeden, onu koruyarak, onun üzerinden sürdürülebilir modeller anlatıyoruz. Bu bir doğa ekonomisi. Doğadaki yabani otları koruyarak hem daha verimli oluyoruz, hem gördüğünüz gibi soframıza geliyor. Ve bunun üzerinden başka bir ders anlatırız. Biz eğitimciyiz. Eğitim bizim burayı almamızı sağlayan faaliyetimiz. Ve eğitimin bir lojistiği vardır. Bu lojistikte eğitim başarılı oluyor. Her işin bir lojistiği var. Biz burada ezber bozan eğitimler veriyoruz. Herkes öğretmen, herkes öğrenci. Birinci kaldırdığımız paradigma bu. Ve o zaman bu algı değiştiğinde bu bakış açısıyla yeni vizyon oluşturabilir. Gelen insanlar, yeni sistemler, daha verimli sistemler kurgulayabilir. Sonuçta şirketler, aileler, kurumlar da kültüre alınmış sistemlerdir. Narköy ailesinin bir üyesiyim ben. Burada hep birlikteyiz. Sizin de gördüğünüz gibi Narköy gerçekten çok emeğin ortaya konulduğu, gönüllerin adandığı, geceli gündüzü alın terini dökülerek ortaya çıkarılan bir cennettir. Ve misyonu şöyle söyleyebiliriz, bu doğaya, doğayla ilgili farkındalığı olanların farkındalığını arttırmak, olmayanlar da ise doğayla ilgili, bu güzel gezegenle ilgili bir farkındalık yaratmaktır diye söyleyebilirim. Vallahi doğadan kopmak, ruhundan uzaklaşmak demek olarak ifade edebilirim. Biz buraya aitiz. Buradan uzakta kaldığımız her an kendimize ve birbirimize yabancılaşıyoruz. Bizi biz yapan insani değerlerimizden, duygularımızdan çok uzaklara düşüyoruz. Sevgiliden uzaklaşıyoruz. Burası ana kucağı ve biz buraya aitiz. Derinlerde, yüreğimizin derinlerinde bir yer bunu biliyor. Ama bu mevcut bize dayatılan ya da sunulan bu hayat tarzı maalesef bizi bunlardan uzaklaştırıyor. Bu hayatta doğadan uzaklaşmadan da bir hayat tarzı mümkündür. Biz burada bunun mümkün olabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Biraz da bu parkurdan bahsetmek istiyorum. Bu yürüdüğümüz parkur bizim işte burada gelen konuklarımıza ormandan dersler başlığı altında 2 saatlik bir dersimiz var. Bu derste amacımız ormanla ilgili, doğayla ilgili bir farkındalık yaratmak.
Ama bu farkındalıkla birlikte bu doğal yaşam üzerinden, çünkü gerçek burada, doğal olan burada. Bu doğallık üzerinden iş yaşamına ve özel yaşamlara bağlantılar kurmak. Bu doğada, çünkü bunun örneklerini de görüyoruz. Bu doğa bizle konuşuyor. Bizim aslında yaptığımız burada eğitmenlik, öğretmenlik değil. Biz sadece bu doğa anaya tercümanlık yapmaya çalışıyoruz. Öğretmen kendisi burası. Bu anlatıyor. Bilgi olan doğa. Biz onun biraz harflerini öğrendik. Bu çok önemli. Eğitimden söz ediyorsa mevcut durumdan istenen duruma davranış geliştirmektir. Öyle bilgi aktardım diye bir şey yok. Bunun en önemli, eğitimin en önemli kısımlarından birisi de ölçme değerlendirmedir. Biz eğitimi yaptığımız zaman öncelikle eğitim ekibimiz ve bizim ana merkezimizle de bu anlamda belki konuşmalısınız, odanla konuşmalısınız, çok faydalı olacaktır. Çünkü neden koşa koşa para kazanan bir adam her şeyi buraya yatırsın? Nedir altındaki yatan motivasyon? Takip eğitimleri yapılır. Hep yumruğumuz oradadır, sorumluluk alırız. Eğer istenen duruma, koyulan hedefe ne kadar yaklaşmışız, ne kadar başarmışız? Bu çok önemli. Davranışa dönüşmüş mü? İlişkilerine yansımış mı? Kasalarına yansımış mı? Yeni vizyon oluşturmalarına yansımış mı? Doğa çok öğretiyor. Tabii ki biz eğitimciyiz. Temelde eğitimciyiz. Biz eğitimlerini kendi yazan bir şirketiz. Danışmanlık veren bir şirketiz. Ama en büyük öğretmen de burası, kaçınılmaz. Şimdi mesela küçük bir örnek vereyim ben size. Şimdi şu yatağımıza bir bakalım. Hemen size... Ne diyor doğa bana? Geçerken bir bakalım. Şöyle en yakında. Hemen şurada. Şurada daha güzel. Evet. Şurada bir tane buldum. İşte. Şimdi bakın. Doğa bizle nasıl konuşuyor? Şimdi bu benim değerli dostum. Ben buradan yürürken bana diyor ki, bak dostum, sen beni yersen eğer, ben senin kalbine ve damarlarına şifa olurum. Çok iyi gelirim diyor. Bu kadar açık ve net bize kendisi anlatıyor. Bütün dağ bunu bize anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Şekliyle. Nasıl anlatıyor? Rengiyle. Nasıl? Kokusuyla. Ve bu doğa, bitkiler, davranış şekliyle bunları bize anlatıyor. Şimdi biz ne yapıyoruz Narköy'de? Bunlar taze olduğu dönemlerde, işte şu dönemlerde mesela, bunlar haş diyoruz. Sizlere bunlardan sarmalar, dolmalar ve çorbalar yapıp misafirlere Narköy'ün otelinde ve çiftlik kısmında ikram ediyoruz. Dolayısıyla şifalanmış oluyor herkes de bunlardan. Bu dostumun adı Hodan. Hodanot. Bu kadar kıymetli. Doğada başka bir örnek daha var, başka bir ilişki. Müşterek yaşamlar var doğada. Bunları baktığımızda anlayabiliyoruz. Şimdi şuna ne diye sorsam, belki buna muçmula diyebilirsiniz veya bir palamut diyebilirsiniz. Ama değil. Bu bir sineğin
ahşap evi. Bizim Türkiye'deki ormanların genel karakteristiği meşe ormanları. Meşenin birçok cinsi var. Bunlardan bir tanesi de mazı meşesi. Bu mazı meşesi. Bu bir sinekle anlaşma yapmış, müşterek yaşam sürdürüyorlar. Bu yaşamda sinek demiş ki, mazı meşesi, senle biz beraber yaşayalım. Ben yavrularımı koruyamıyorum. Nasıl olacak demiş mazı meşesi. Demiş ki ben geleyim, senin dalına bir sıvı bırakayım ve yumurtalarımı buraya yapıştırayım. Demiş mazı meşesi. Orada yumurtalarından larvalarım çıksın. Onlar da aynı sıvıyı salmaya devam etsinler. Ve bu sıvının bulaştığı yerde senin kabuğundaki bitki hücreleri, bölünmeleri normalden çok hızlı olsun. Ve bu sıvı salgılandıkça senin kabuğundaki o noktada şişme, büyüme olsun. Ve benim yavrularım böyle bir kabuğun içerisinde kalsın. Dışı hava nedeniyle sertleşsin. Onlar da içerisinde güvenli bir şekilde büyüsünler. Sonra yetişkin hale geldiğinde benim yavrularım içeriden bunu delsin ve buradan çıkıp uçarak gitsin. Mazı meşesi demiş ki tamam, buraya kadar çok güzel. Sen geliyorsun, benim oramı burama tükürüyorsun. Orası burası şişiyor kolumda bacağımda. Tipim bozuluyor. Peki bundan benim ne çıkarım var demiş. O da demiş ki benim tükürüm sende aşı etkisi yapacak. Sen de başka hastalıklara karşı bağışıklık kazanacaksın. Doğada ilişkiler böyle. Yani karşılıklı ilişkiler, karşılıklı dayanışmalar, karşılıklı yardımlaşmalar var. Hiç kimse tek başına yürüyemiyor. Yürüyenler çok zorlukla yürüyorlar. Ve gerçekten sıkıntı çekiyorlar. Ağaçların kökleri de öyle. Mesela köklere baktığımızda da kökler de bize inanılmaz dersler veriyor. Kökleşmeyle ilgili. Bu eğitimlerin sonunda dostlarımız bize çok güzel geri bildirimler veriyor. Çünkü bu çok farklı bir eğitim. Yani doğada beynin lojistiği açısından da biz bunun olduğunu çok iyi biliyoruz. Temiz hava, temiz gıda, temiz su ve doğa. Bunlar burada hepsi var. Bu öğrenmeyi de kolaylaştırıyor ve zevkli, eğlenceli öğrenmeyi sağlıyor. Ve gerçek bilgi var. Bunun üzerinden yürüyoruz. Ve müthiş geri bildirimler alıyoruz. Gerçekten insanlar burada bir özüne dönüp geri geliyorlar. Bunu yapabiliyoruz. Bir ruhlarına dokunmuş ve dönmüş oluyorlar. Biz ümit ediyoruz ki devamlı ruhlarına dokunuyor olsunlar. Özlerine dokunuyor olsunlar. Ve insani değerlerimizi doya doya burada hissetsinler. Ne olduğumuzu daha iyi anlasınlar. Ve bunu sürdürülebilir kılsınlar. Narköy Çiftliği doğadaki çeşitliliği model alarak Türkiye ve dünyadan gönüllü olanlara kapılarını açıyor. Şimdi gönüllü projesi de yine güzel dünyada genç insanlar var. Hatta yaşı ileri emekli olmuş insanlar var. Workaway, Halpex gibi sistemler içinde geziyorlar, yazılıyor ve görgülerini arttırabiliyorlar. Bir sürü şey yapabiliyorlar. Biz de 4,5 yıla yakın zaman önce gönüllü projesine katıldık. Ve sanıyorum 3000 kişi civarında gönüllü ağırladık. Barış için yürüyen Budist rahiplerden tutun da, ondan üniversite hocalarından, permakültür hocalarına, bir sürü ecological science okuyan,
burada stajını da tamamlayıp üzerine Uppsala Üniversitesi'nde tez yazana kadar pek çok gönüllüyü ağırladık. Bunun bir hukuku var, bir düzeni var. Burada onlar para ödemez, biz para ödemeyiz. Onlar da burası için bir şey ödemez. Hep birlikte yer içer çalışırız. Gönüllülerle ilgili konuya, evet, İngilizce yazışmalarını Beste yürütür kızım. İngilizce, Fransızca yazışmalarını. Ama gönüllülerden sorumlu arkadaşım Tuğriye'dir. Hiç İngilizce bilmemesine rağmen muhteşem motive eder, harika çalışır. İyi bir liderdir. Narköy'den önce kendi ev hanımıydım. Ama yine bahçem de vardı. Bahçemde yine aynı şeyleri uygulayabiliyordum. Yalnız burada daha çok tohumlar gördüm. Daha çok ürünler gördüm. Daha çok bitkiler gördüm. Ve bundan dolayı da çok mutlu oldum. Daha çok tanıma imkanı oldu hepsini. Doğayı ve toprağı çok seviyorum. Onlarla beraber güzel güzel ürünler yetiştirip büyütmeyi ve insanlara taze ve sağlıklı şekilde vermeyi, bu mücadeleyi yapmaktan çok hoşlanıyorum. Çünkü biz bu mücadeleyi yapmazsak bunların kökü de kesilebilir. Geldikten sonra önce onlara güzel bir yataklarını sunuyorum. Yerlerini hazırlıyorum temiz olarak. Ve onlarla beraber bahçelere çıkıyorum. Onların dilleri farklı, benim dilim daha farklı. Hiç İngilizce bir şey bilmiyorum zaten. Ama ben kendi yöntemlerimle bunlara gayet güzel bir şekilde gönül gözüyle böyle güzel güzel baktım. Baktım onların gönül gözü zaten güzel. Anlattım, onlar da güzel anlattılar. Uygulamayı güzel bir şekilde anlatıyorum. Ve neşelendik. Bunlar sıkılmasın diye bazen güldük, oynadığımız zamanlar da oldu. Bizim kültürümüze çok hevesliler, çok da yakınlar. Öyle oldukları için daha da kolaylaşıyor işlerimiz. Mesela tarladaki işlerimiz, kültürel işlerimiz. Kıyafetten dolayı onlar da aynı. Hiç daha yani insanın her giysisini normal olarak güzel gören insanlar. Tarlada da aynı şekilde. Öğrenmeye gelen de var, öğrenmiş olup da gelenler de var. Onlar da bize anlatıyor yani, biz de böyle böyle yapıyoruz. Ben de tamam diyorum, ben de onlarınkini bayağı güzel buluyorum bazen. Çünkü onlar da bize gerçeğini söylüyor, onlar nasıl yapıyorlar ama bizimle yine de aynıya geliyor. Şimdi biz bunu önceden düşündüğümüz için deneysel ve yepyeni bir multidisipliner proje olduğu için her şeyi kayıt altına aldık. Bu çok önemliydi. Nerede düştük, nerede kalktık, nerede zorlandık. Çünkü işin yasal boyutu var, mimari boyutu var, tarımsal boyutu var, doğa boyutu var, eğitim boyutu var, mutfağı var, var, üretimi var. Ve çok iyi bir ekip oluştu. Ve çok ciddi danışmanlıklar aldık. Ben tarım bilmeme rağmen Yalçın Engin vardır çok. Eski bir yüksek ziraat mühendisi. Hatta Türkiye'de ilk organik tarım müzesinde çocukları onun adına kurdu Samsun'da. Yalçın abiyi tanımak lazım. Ben bir yıl süreyle ondan danışmanlık aldım. Bir kere danışmanlık alsınlar. Danışmanlık yolu kısaltır. O gözlerine battığı gibi değildir. O deneyimler kıymetlidir. Danışmanlık almalarını öneririm. Buraya pek çok insan geliyor ve şu anda bizim ekibimiz böyle daha küçük oluşmakta olan çiftliklere, eko otellere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Mimari hizmet veriyoruz, yenilebilir peyzaj hizmeti veriyoruz. Hatta organik fidelerini bir sertifikalı organik fide yetiştiriyoruz bu arada. O da gelir kaynaklarımızdan bir tanesi. Fide hizmeti veriyoruz derken... Bu şekilde ve onlara öğretiyoruz kendi bahçelerini nasıl yapacaklar falan. Zorundayız hepimiz. Eğer yaşamak istiyorsak. Bu makinenin doğru bir şekilde beslenmesi lazım. Ve bizim ruhumuzdan bu kadar ayrı düşerek motive olmamız, yaşamamız mümkün değil. Tabii ki doğa bizim ruhumuzla bütünleşmemizi sağlayan yol. Ruhumuzdan ayrı düştüğümüzde hep o içimizdeki ince sızıyla gezeriz. Onun için doğaya kablolu bağlanmakta fayda var.
hakikaten yaratıcılığı tetikleyen, vizyoner yapan bir şeydir doğa. Gökyüzde doğa, yerde doğa. Yunus boşu boşuna mı bir yukarı bir aşağı? Vardır bir sebebi. Modern bir doğa tekkesi Narköy, doğanın öğretileriyle ruhsal ve bedensel gelişimin sırlarını ziyaretçileriyle paylaşıyor. Doğal yaşamdan bu haftalık sizlere veda ediyoruz. Gelecek bölümlerimizde ülkemizin başka bir köşesinden tabiat öyküleriyle ekranlarınızda olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.